Birkaç video önce bir A matrisinin rankı eşittir A'nın devriğinin rankı şeklinde bir argüman ortaya atmıştık. Bu argüman sanırım biraz havada kalmıştı zira e, videonun hatta günün sonuna gelmiştim ve biraz yorulmaya başlamıştım açıkçası. Neyse bugün bu argümanı daha detaylı bir şekilde incelemenin faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten önemli bir çıkarım aslında. Matrisler hakkında öğrendiğimiz her şeyi daha iyi anlamamızı sağlayacağını düşünüyorum bunun. Hadi o zaman başlayalım. A'nın devriğinin rankı ile başlayalım. A'nın devriğinin rankı A'nın devriğinin sütun uzayının boyutuna eşittir. Matrislerde rank kavramı bu şekilde tanımlıdır. A'nın devriğinin sütun uzayının boyutu A'nın devriğinin sütun uzayını kapsayan taban vektörlerinin sayısıdır. Boyut kavramı ise şu şekilde tanımlanır. Herhangi bir alt uzayın tanımı için kaç tane taban vektörünün gerekli olduğu bu vektörlerin sayısı bulunduğunda elde edilen bu sayı boyutu verir. Özetle boyut, a'nın devriğinin sütun uzayını kapsayan taban vektörlerin sayısıdır. Buradaki a'nın devriğinin sütun uzayı daha önce de gördük, esasen a'nın satır uzayına eşittir değil mi? a'nın devriğinin sütun elemanları ve a'nın satır elemanları birbirine eşittir. Çünkü devrik alırken matriste tanımlı sütun ve satırlar yer değiştirilir. Peki a'nın devriğinin sütun uzayını kapsayan taban vektörlerinin sayısı nasıl bulunur? Ya da a'nın satır uzayını kapsayan taban vektörlerinin sayısı nasıl bulunur? Öncelikle A'nın devriğinin sütun uzayı ne demekti bunu hatırlayalım. Bir A matrisi oluşturmakla başlayabiliriz. Şurada bir A matrisi oluşturalım. Evet, bu A matrisi. A'nın m'ye n'lik bir matris olduğunu varsayalım. A'yı satır vektörleri şeklinde yazabiliriz buraya. Sütun vektörleri şeklinde de gösterebiliriz ama şimdilik satır vektörlerini kullanalım. Şimdi burada ilk satır vektörü var. Bunlar sütun vektörlerinin devri olduğu için vektörlerin üzerinde t işareti var. Bu ilk satırdı. Şimdi ikinci satır ve bu şekilde eminci satıra kadar gidiyoruz. M'ye n'lik bir matris olduğuna göre m'inci vektöre kadar inmemiz gerek. Bu vektörlerin her biri r üzeri n'de tanımlı. Çünkü her birinde n tane eleman var. A matrisinin n tane sütunu var. Evet, A matrisini bu şekilde tanımlıyoruz. A'nın devriğinde ise bütün bu satırlar sütuna dönüşür. A'nın devri R1 R2 Evet bu şekilde RM e kadar giden vektörler kümesidir ve tabii ki devrik matris N'ye M'lik bir matristir artık. Devrik alırken satır ve sütun göstergeleri yer değiştirir. Bütün satır vektörleri devrik matriste de sütun vektörlerine dönüşür. Bu durumda devrik matrisin sütun uzayı eşittir bu vektörlerin germesidir değil mi? R1, R2 şeklinde RM e kadar vektörlerin germesi. Bu vektörlerin germesi eşittir bir devrik matrisin sütun uzayı ve o da eşittir A'nın satır vektörlerinin germesi. Zaten bu yüzden satır uzayı şeklinde adlandırmıştık bunu. Yani bunlar eşittir A'nın satırlarının germesi. Bu iki şey birbirine eşit. Şimdi bu ikisi de germe tanımı. Bu demektir ki bütün bu sütun vektörlerin tüm lineer bileşenlerinin kapsadığı bir alt uzayı göstermekte. Bu ise bütün bu satır vektörlerinin tüm lineer bileşenlerinin kapsadığı bir alt uzayı göstermekte. Bu alt uzayın tabanını bulmak istediğimizde burada gördüğümüz sütunların herhangi birini elde etmek için kullanabileceğimiz en az elemanlı lineer bağımsız vektörler kümesini bulmamız gerekir. Aynı şekilde bu alt uzayın tabanını bulmak istediğimizde burada gördüğümüz satırların herhangi birini elde etmek için kullanabileceğimiz en az elemanlı lineer bağımsız vektörler kümesini bulmamız gerekir. Şimdi A'yı indirgenmiş basamak matris halinde nasıl gösteririz? Bir matrisi indirgenmiş basamak matris haline getirebilmek için e, bir grup satır işlemleri yapıyorduk öyle değil mi? Bu işlemleri yaptığımızda ne elde ederiz? A'nın indirgenmiş basamak matris halini elde ederiz ve A'nın indirgenmiş basamak matris halinde şuna benzeyen bir matris. Bu matris formu bize bazı pivot satırları ya da bazı pivot elemanları gösterir. Diyelim ki burası onlardan biri. Diyelim ki burada pivot eleman var. Bu geri kalan sütunda sadece sıfır olmak zorunda. Burası hep sıfır olmak zorunda. Bir pivot eleman kendi sütunundaki tek sıfır olmayan elemandır. Kendi satırında pivot eleman dışındaki tüm elemanlar sıfıra eşittir. Diyelim ki bu sıfır değil. Burada bazı sıfır olmayan elemanlar var. Bu geri kalanların hepsi sıfır. Burada da bir pivot eleman varsa kendi sütunundaki bütün elemanlar sıfır olur. Bu matrisin tüm diğer sütunlarının pivot olmayan sütunlar olduğunu varsayalım. Bu demektir ki bu aşamada elimizde belirli bir sayıda pivot satırları ya da pivot elemanları var değil mi? Bu aşamaya gelmek için ise orijinal matris üzerinden bazı lineer satır işlemleri yapmıştık. Daha önceki videolardan hatırlarsanız bu işlemler 3 çarpı 2. satır ve bunu 1. satıra ekle ve yeni 1. satır elde et falan şeklindeki işlemlerdi. Bu şekilde bazı satır işlemleri yapıp elimizdeki bu matrisi elde ederiz. Bu demektir ki bu matriste gördüğünüz elemanlar şu matrisin elemanlarının lineer birleşimleri ya da aynı şekilde bu satır işlem işlemlerini tersten yapabiliriz. Buradaki matrisle başlayıp bütün satır işlemlerini tersten yapabilir ve orijinal matrisi elde ederiz. Herhangi bir lineer işlem başlangıçtan sonuca gitmek için kullanılabilirken tersi de sonuçtan başlangıcı elde etmek için kullanılabilir. Bunun birçok örneğini gördük şimdiye kadar buradaki matrisle başlayıp bütün satır işlemlerini tersten yapabilir ve orijinal matrisi elde ederiz. Başka bir şekilde ifade etmek gerekirse buradaki vektörler Burada gördüğünüz satır vektörleri esasen şu matrisin pivot satırlarının tüm lineer birleşimleridir. Pivot olmayan satırlar sıfıra eşit olduğu için işimize yaramaz. Fakat pivot satırların tüm lineer birleşimlerini aldığımızda tersten indirgenmiş basamak matris hali işlemleri yaparak orijinal matrisimizi elde edebiliriz. Kısacası buradaki bütün elemanlar şuradaki elemanların lineer birleşimleri olarak gösterilebilir ve bu pivot elemanları tanım gereği ya da neredeyse tanım gereği lineer bağımsız elemanlardır. Değil mi? Çünkü burada elimde bir 1 var ve bu satırda başka sıfır olmayan eleman hiç yok. Bu demektir ki bu sütun bu matristeki herhangi başka herhangi bir sütunun lineer birleşimi olarak gösterilemez. Peki, bütün bunları niye inceliyoruz? Bu işlemin en başında satır uzayı için bir taban matrisi bulmak istediğimizi söyleyerek başlamıştık. Bunu elde etmek için orijinal matristeki vektörlerin gerdiği uzayı kapsayan minimum sayıdaki lineer bağımsız vektörler kümesini bulmamız gerekir. Eğer buradaki bütün elemanlar şuradaki indirgenmiş basamak matris halindeki satır vektörlerinin ya da pivot satırlarının tüm lineer birleşimleri olarak ifade edilebilirse ve bütün bu pivot satırlarının lineer bağımsız olduğu gösterilebilirse o zaman buradaki matris makul bir taban matrisi olarak kabul edilebilir. Yani buradaki pivot satırları bu birinci, bu ikinci, bu üçüncü ve diyelim ki sadece üç tane var. O zaman bu pivot satırları satır uzayı için bir taban matrisi olarak kabul edilebilir. Bunu yazalım. A'nın indirgenmiş basamak matris halindeki pivot satırları A'nın satır uzayını kapsayan bir tabandır ve A'nın satır uzayı eşittir A'nın devriğinin sütun uzayı. Bunu şimdiye kadar birçok kez ifade etmiştik. Eğer sütun uzayının boyutunu öğrenmek istiyorsak tek yapmamız gereken Elimizdeki pivot satırlarının kaç tane olduğunu bulmak. Pivot satırlarının kaç tane olduğunu. Evet. Özetle satır uzayının boyutu ya da A'nın devriğinin sütun uzayının boyutu eşittir indirgenmiş basamak matris halindeki pivot satırlarının sayısı ya da daha basiti bu uzayların boyutu eşittir pivot elemanların sayısı. Çünkü her pivot elemanın sadece bir tane pivot satırı var. O zaman şunu yazabiliriz. A'nın devriğinin rankı eşittir indirgenmiş basamak matris halindeki pivot eleman sayısı Öyle değil mi? Her pivot eleman sadece bir tane pivot satırıyla ilişkilendirildiği için bu pivot satırları bütün satır uzayı için makul bir taban oluşturur. Çünkü bütün satırlar bu elemanların lineer birleşimleri olarak elde edilebilir. Bu durumda bu elemanların herhangi bir birleşimini bu elemanlar da oluşturabilir. Evet, makul bir çıkarım. Peki, A'nın rankı nedir? Şimdiye kadar bulmaya çalıştığımız şey A'nın devrinin rankıydı. A'nın rankı, A'nın sütun uzayının boyutu biçiminde tanımlanır ya da A'nın rankı A'nın sütun uzayını geren taban matrisindeki vektörlerin sayısıdır. Eğer orijinal A matrisini ele alır ve bu sefer sütun vektörleri şeklinde yazarsak C1 C2 şeklinde Cn'e kadar evet n tane sütunumuz var. Sütun uzayı esasen buradaki vektörlerin gerdiği alt uzaydır. Buradaki sütun vektörlerinin her birinin gerdiği alt uzay. Yani A'nın sütun uzayı C1 C2 Cn vektörlerinin germesidir. Sütun uzayını bu şekilde tanımlıyoruz. Şimdi yapmamız gereken taban vektörlerinin sayısını bulmak. Uygun bir taban vektörün neye benzediğini birçok kere gördük şimdiye kadar. Diyelim ki indirgenmiş basamak matris hali şu şekilde. Belirli sayıda pivot elemanları ve bu elemanlarla bağlantılı pivot sütunları var. Bu bir pivot eleman ve diyelim ki bu değil ve bu yine bir pivot eleman. Özetle elimizde belirli bir sayıda pivot sütunları var. Bunu farklı bir renkte göstereyim. Şimdiye kadar şunu öğrendik. A'nın indirgenmiş basamak matris halindeki taban vektörleri ya da sütun uzayını kapsayan taban sütunları, pivot sütunları ile örtüşen sütun vektörleridir. Buradaki ilk sütun bir pivot sütunu. Bu demektir ki bu vektör bir taban vektörü olabilir. İkinci sütunda aynı şekilde bir pivot vektörü olabilir ve belki de bu dördüncü vektör de bir pivot vektörüdür. Bu tür rank işlemlerinde taban vektörlerinin ne olduğunu bilmemize gerek yok. Tek bilmemiz gereken bir matriste kaç tane pivot vektörü olduğu. Pivot vektörü sayısı bize rank'ı verir. O zaman şunu söyleyebiliriz. Buradaki her pivot sütunu için şurada bir taban vektörümüz var. Bu durumda tek yapmamız gereken pivot sütunlarının kaç tane olduğunu bulmak. Ve biliyoruz ki pivot sütunlarının sayısı pivot elemanlarının sayısına eşit. Çünkü her pivot eleman bir pivot sütuna karşılık gelir. Bu durumda diyebiliriz ki A'nın rankı eşittir A'nın indirgenmiş basamak matris halindeki pivot eleman sayısı ve gördüğümüz gibi A'nın rankı eşittir A'nın devriğinin rankı ya da A'nın devriğinin sütun uzayının boyutu ya da A'nın satır uzayının boyutu. Evet, şimdi sonucu yazabiliriz. A'nın rankı kesinlikle A'nın devriğinin rankına eşittir.